Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Tekrardan yayındayız. Biliyorsunuz ki bu sabah çok eğlenceli bir yayın yapmıştık. Şimdi de equalizer ayarlarıyla alakalı, sesi güçlendirme ile alakalı e, bilgimi, becerimi e, sizlere aktarabileceğim bir kısma geldik. Canlı canlı bugün e, bildiğim her şeyi equalizer ile alakalı sizlere aktarmaya çalışacağım. Birkaç örnek yapacağız. Ona göre ilerleyeceğiz. Başlamadan önce yayını bir kontrol edeyim. Acaba kalitesi nasıl? İyi mi, kötü mü? Onu görelim. Merhaba Şafak, hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, yayına başlamadan önce dediğim gibi kontrol ediyorum. Son kontrolleri ele alalım. Ondan sonra başlayalım. Heh, şu an bir sıkıntı yoksa başlayabiliriz. Yayını paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese hoş geldiniz diyorum. Şimdi biliyorsunuz ki telefonda, bilgisayarda, birçok yerde... ...Ecolizer karşımıza çıkıyor. Aldığımız kulaklıkla paralel bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Bazen farkında olmadan ayarlar yapıyoruz. Bu ayarların ne kadar sağlıklı olduğunu... E ee, çoğu arkadaşımız bilmiyor. E şimdi e, belirli bir <laughs> pardon, yani belirli bir frekansta sürekli arttırım yaparsanız e, kulak zevkiniz de ona göre değişiyor. Bu arada bitki çayı içiyorum. Boğazım inmiş. SRS Audio send... Sandbox mı? Hı. Hmm. Şimdi Daun pot player kullanıyorum ben bilgisayarda hem hızlı hem de videoları oynatırken müzikleri oynatırken bir sıkıntı yaratmıyor. Şimdi sizler için örnek olsun diye göstermek için PC Equalizer diye bir program indirdim. Çoğu arkadaşın bilgisayarında Realtek'in çipi oluyor ya da Asus kullanıyor ya da başka markaların ses kartlarını kullanıyor. Ona göre Equalizer ayarlarını anlatacağım ayarları o ayar imkanı sunabilen arayüzleri vasıtasıyla da uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görebileceğiniz üzere kaç bantmış bu equalizer sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 bant equalizer var. Telefonlarda genelde 4 ya da 7 8 olarak karşımıza çıkıyor. Sanal ses kartımı Sanal ses kartının e, bir şey yarayacağını düşünmüyorum Şafak. Yani var olan bir sesin üzerine e, ekstra bir efekt katmak gibi bir şey olur. Deezer'ın extreme ekstrem kalitesinden dinliyorum müzikleri ayarsız olarak çoğu müzikte tatmin ediyor. Demek ki sen senin kullandığın kulaklık flat ayarlarda iyi ses kalitesi veriyor. Şimdi e, ilk çizgimiz yani e, alt bas, alt kalın dediğimiz sesler 20, 20 ile 40 Hz arası değişiyor. E, deep dip bas da diyebilirsiniz bu aralığa. Fare gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle hemen sizlere dip bas dediğimiz kısmı gösteriyorum. Şimdi bu dip bas dediğimiz kısımda e, arttırım yaparsanız Çoğu kulaklık bunu kaldıramayabilir. E, sesle boğulmalar, distorsiyon seviyesi oluşabilir. Ona göre aldığınız kulaklığın frekans değerlerine iyi bakın. Yani e, en büyük mesele bu 20 ile 40 Hz arası frekansı yansıtabilmektedir. Zaten 20'nin altı frekansı çoğu insanın kulağı duymaz. Ancak bayağı bir genç olması lazım. Çocuk olması lazım. Bu arada bir şey fark ettim. Farem gözükmüyor. Fareyi ayarlayayım hemen. Şimdi farem gözüküyor olması lazım. Farem gözüküyor. Evet. Şimdi... Ee... Bu dip bas dediğimiz seslerden sonra ikinci çizgide arkadaşlar kalın sesler geliyor. Mid bas dediğimiz sesler geliyor. 40 ile 80. Bu çok önemlidir. bu aralıktaki equalizer ayarını iyi yapın. genelde ben sıfırdan 3'e ya da 4'e getiririm. Ee, dip bas dediğimiz kısmı ise yine o civarlarda tutarım. Eğer e, çok bas yüklü bir parça dinlemek istiyorsan pop gibi, e, dubstep gibi ya da e, trans parçalarda bazen çıkabiliyor karşıma. Elektronik müziklerde de sık sık rastlıyorum. Çok da e, equalizerlar oynayıp hani bu değerleri artırırsanız sesin doğallığını da bozabilirsiniz. Onu da söyleyeyim sizlere. Bazen e, çok fazla at arttırmayıp yani bir iki diş arttırabilirsiniz. Onda problem yok. Sesi en son seviyeye çıkartmak daha sağlıklı sonuçlar verebiliyor. Şurada preamp dediğiniz nokta sesin güçleneceği nokta. Çoğu yerde rastlarsınız preamp, sesin bize gelmeden önce güçlendirilmesini sağlayan bir özellik. Şimdi mid bass dediğimiz noktayı da tanımış olduk. Upper bass kısmına geçiyoruz. Üçüncü çizgimiz Hani bunların frekanslarında iyi bilin 80 ile 160 Hz arası e, upper bass dediğimiz kısım 125 olarak baz almışlar burada. Bu da arkadaşlar hani e, çoğu davul sesinin mid bass upper bass dediğimiz kısımda 2 ve 3. Çizgi arasında e, ço çoğu davul sesini duyduğumuz e, bass gitarın sesini ...aldığımız kısımlardır. Bu kısımlara da dikkat etmek lazım. Bazı elektronik synthesizer'ın çıkarttığı bas yüklü sesler de bu aralarda dolaşır. Dip bas dediğimiz ilk çizelgede de dolaşırlar ama çoğu kulaklıkta bunları iyi bir şekilde duyamayız. Şimdi geldik alt-orta dediğimiz kısma yani dördüncü kısma. Lower mid range deniliyor bu kısma 160 ile 320 hertz arası bir e, aralık. Dördüncü kısımda da bu ayarları yapabiliyoruz. Bu birazcık daha artık vokal seslere doğru ilerlemeye başladığımız noktayı temsil ediyor. Şimdi e, bir not almıştım. Onları söyleyeyim. İnsan sesleri 240 95 ve 80 Hz'dan başlayan sesler en bas sese sahip insanın 80 Hz ile 320 hertz'a kadar frekans aralığı bulunuyor. Bariton dediğimiz insan sesinin frekans aralığı ise 95 ile 384 <laughs> Hz arası değişiyor. Tenör ve alto ise hani 128-160 Hz civarlarında başlayıp 160 8 harsa kadar yükselebiliyor. Soprano dediğimiz ses karakteri var, o da 240 ile 1152 harsa kadar çıkabiliyor. Daha tiz sesler daha hani e, ince sesleri temsil ediyor bunlar. Bir yandan çay içiyorum ama şapırdatarak içiyorum. <laughs> i̇şte orta yani alt orta yani lower midrange dediğimiz noktalarda şu dördüncü çizelgeden. ...başlayan noktada artık e, iyice vokale girmeye başlıyoruz. Solistin sesini ayarlamakta size kalıyor. Ondan sonraki çizelgede zaten... Pardon ses gitti. Ondan sonraki çizelgede zaten e, kaçıncı oluyor? 1, 2, 3, 4, 5... Aynen 5. çizgimizde ise... 320 ile 640 hertz arası bu aralık midrange olarak e, tabir ediliyor. Midrange terimi birçok yerde karşınıza çıkmıştır. Bu orta sesler her şeyi barındırıyor diyebiliriz az çok yani e, vokalin artık tamam ben buradayım dediği noktalar. O yüzden hani e, e, eğer bir parça dinliyorsanız e, canlı performans dinliyorsanız şu e, 320 ile 640 hz olan noktayı daha fazla arttırabilirsiniz. Tabi e, dinlediğiniz sanatçının ses karakterine de bağlı. Çok ince ise bir sonraki çizelgeye kadar ilerleyebilirsiniz. Yani upper midrange dediğimiz bu çizelgeye fareyle görüyorsunuzdur. Hani üst orta upper midrange dediğimiz bu noktada hani daha böyle bas değil de tize yakın enstrümanların da fondan güzel güzel geldiği Noktaları tas tasvir ediyor, öyle söyleyeyim size. Hemen e, upper midrange'den lower treble'a, yani alt tize geçelim. O da 1280 ile 2560 hertz arası frekansı e, sembolize ediyor, gösteriyor. Bundan sonraki hani şu son 4-5 kısım daha çok tiz sesleri, mid ve tiz. Yani vokalden daha tiz barındıran zil sesleri, e, atıyorum ince elektro, elektro gitar sesleri, e, keman sesleri gibi e, birçok şeyi tasvir ediyor. Örnekleri olması lazımdı, söyleyeyim. Piccolo, flüt, e, ondan sonra synthesizer'da da yine ince sesler var. İnternette bir yerde enstrümanların frekans aralığı vardı, onlara da bakabilirsiniz. Şimdi... E, Vokal ecolizer uygulanması en zor seslerden biri. Herkes koto veya zurna'nın sesini bilmeyebilir. Fakat hemen herkes vokalde bir gariplik varsa bunu hemen sezer. Bunun sebebi kulağımızın insan sesine çok duyarlı olmasıdır ve onu çok iyi tanımasıdır. Parlaklık için 5 kHz, <laughs> sesler için 7,5, 10 kHz, bum sesler için 200, 240 Hz ve 120 Hz sesin doygunluğu için kullanılan frekanstır. Bas bize problem yaratan enstrümanlardan bir tanesidir. Bas sesi bir oktav içerisinde kullanılıyor ise bu bas sesini tonlamak kolay olmakla beraber eğer bas 2 veya daha fazla oktav kullanıyor, kullanıyor ise daha dikkatli olmamızı gerektirir. <laughs> Kusura bakmayın arada boğazım gidiyor çünkü indi. <laughs> Şimdi kullandığım uygulamadan bahsedeyim biraz. E, kaldığımız yerden devam ederiz. Notları sizlere okumaya göstermeye devam edeceğim. Basalım F7'ye. Şimdi e, Down Pod Player kullanıyorum. Orada karşıma kaç band equalizer çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada da 10 çıktı. Yani burada da 60 Hz'dan başlatmışlar. Dip bas dediğimiz kısmı. Burada da ayarlar yapabilirim. Hani belirli şeyler var, ayarlar var. Mesela pop'a bakalım. Pop'ta ne yapmışlar? Pop'ta daha çok vokali ön plana çıkartmaya çalışmışlar. Bas sesleri, bas sesleri de hareketli olsun diye ön plana çıkartmışlar. Daha tiz sesleri, böyle kulak tırmanlayabilecek sesleri de geri plana atmaya çalışmışlar. Far, buradan Fark edersiniz. POP'tan sonra e, Rock Presetini Ön plana alalım. Rock'ta neler ön plana çıkartmışlar? Birçoğumuz zaten e, Rock'ı da kullanır. Rock'ı da kullanır gibi oldu. <laughs> Bu arada baya bir boğazım gitti benim ya. Ecolizer falan derken. <laughs> Kusura bakmayın ya. Bir sesi kesiyorum çünkü bayağı bir sesim gitti geliyorum. Şimdi rakta e, yine bası ve tizi ön plana çıkartmışlar. E, önden gelebilmesi için bazı tiz frekansları da ön plana çıkartmışlar. Hani davul ve elektro gitar Rock parçalarında daha ön plandadır genelde bilirsiniz. Vokal bazı parçalarda ön planda bazı parçalarda da geri plandadır. Rockta fon sesleri birazcık daha geri plana atmışlar. Davul ve gitar seslerini daha ön plana aldıklarını bu özel tanımlı Rock equalizer ayarından anlayabiliyoruz. Yani aslında bakarsanız sizin dinleyeceğiniz türe göre Sizler de ayarlayabilirsiniz. Zaten e, internet sistemde var. Frekansadam.com'da equalizer ayarlarının nasıl yapılacağını. Bu videodan sonra da notlarımı yayınlayacağım. Oradan okuyup kafanızda e, bir fikir elde edebilirsiniz. Ben genelde ne kullanıyorum derseniz equalizer olarak. Şimdi Kobon J3 müzik çalarım var. E, onda manuel olarak Ecolizer ayarı yapmaya kalktığım zaman e, sesi çok doğal alamayabiliyorum. O yüzden e, genelde ya e, flat değerde normal değerde kullanıyorum ya da e, klasik neredeydi? Burada yokmuş. Heh, varmış. Ya da klasik değerde kullanıyorum. Yalnız bunun klasiği bayağı bir düşükmüş. <laughs> Bazen de e, ne yapıyorum arkadaşlar? E, pop değildi. Caz neredeydi? Buraya koymamışlar. Bazen de caz Equalizer ayarıyla ile ilerliyorum. Çünkü benim kulak e, kulaklığım bas seslerin hakkından gelebilecek yapıda PL11 kullanıyorum. E, On da bana randıman veriyor. Şimdi e, cep telefonunda da e, Equalizer ayarlarının ya da e, uygulamaların farklı farklı çeşitleri yönleri ve e, beraberinde gelen Ses işleyici birimleri var. Onlara da teker teker değindiğim bir videom vardı. Onu açabilirsiniz. Hatta ben açabilirsem açayım. Size göstereyim o videoyu. En iyi e, telefonda kullanabileceğiniz müzik uygulamalarını tanıtmıştım. En iyi ses kalitesine sahip 7 müzik uygulamasını tanıtmıştım. Hani bu videoyu da hemen link olarak paylaşayım. Ee, iz, izleyebilirsiniz. Daha fazla e, fikir elde etmeniz açısından iyi olacaktır. Bu arada yorumlara bakayım. Ne demişsiniz en son? <laughs> Bize de çay yok mu? Valla bitki çayı içiyorum. İçmek isterseniz. Bende Sony Z5 kompakt var. Ses seviyesi biliyorsun. Sony'de az kulak üstü kulaklığı duyurmuyor. Bunun için telefon için. Minanfi işe yarar mı? Muhammed Minanfi işe yarar. Creative'in E3 olması lazım. E3 modelli <laughs> kulaklık amfisi var. Onu kullanabilirsin. Powerump V3 Beta YouTube'da var. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Equalizer ayarlarıyla alakalı kafanızda takılan her türlü soruya yanıt vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda ayarların nasıl yapıldığını gösterdim, gösteriyorum da. Ee, bu açıdan kafanızda takılan bir nokta varsa sorabilirsiniz. Sesim gidip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sesim tekrar <laughs> geldi. bayağı bir cebelleştim burada. Edifier Earbuds kulaklık hakkında bilginiz var mı? Edifier'ın ürünleri genelde başarılı. Ama Earbuds'a bakmadım. Merhaba Azizcan, hoş geldin. 200 TL'ye kadar kulaklık alacağım. Sennheiser CX-3.0 beğendim. Valla e CX-3.0 alacağına önceki canlı yayında önerdiğim Sony 650 AP alabilirsin. Bence Sony 650 AP al. Onun incelemesinde çıkacağım. XP 50 AP geldi. Onun incelemesini çıkacağım Şafak. O videoyu beklersen çok daha sağlıklı olur. Orada yazacağım. Valla ben de kanalımın daha fazla izlenmeye sahip olmasını istiyorum ama YouTube'un geldiği nokta bu belli. Yani insanlara hiçbir şey katmayan, sadece güldürüp zamanlarını çalan içerikler daha fazla dikkat çekiyor, daha fazla önem arz ediyor. Adaletsizlik gibi geliyor ama yani senin gibi düşünen güzel yürekli insanlar illaki vardır destek çıkan bana. Başka sormak istediğiniz sorular varsa şu notlar üzerinden ilerleyelim isterseniz. Bu aldığım notları. Şöyle bunu sol tarafa al alalım. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Daha güzel burada... Ee... Alçak bas sesler 16 Hz, 60 Hz aralığıdır. Bu aralıktaki sesleri duymaktan çok hissederiz. Doğru. Bu, aradık, bu aralıktaki seslerin çok yüksek olması genel sesin daha bulanık duyulmasına neden olur. Başta da söylediğim gibi gerçekten de öyle. Bas sesler 60 Hz, 250 Hz aralığındadır ve şarkının önemli ritim partisyonlarını içerir. Doğru mu? Doğru. Bu frekans aralığını artırıp azaltarak şarkımızın daha dolu veya zayıf duyulmasını sağlarız. Fazla artırırsak şarkımızda boom sesleri orta ortalığı kaplar. Doğru ya doğru arkadaşlar. Yani şu e, Equalizer'daki ilk iki çizelgeye dikkat edin yani e, hassastır buralar. Neler yazmışsınız? PL11'i çok dillendirdin Uğraşmayıp alsam mı? Yani hala PL11 temin etmediyseniz, hayatınızda bir kez olsun dinlemeniz gereken, kullanmanız gereken kulaklardan bir tanesi. Bak elimde bir sürü kulaklık var ama hala PL11'i kullanıyorum. Öyle söyleyeyim sizlere. Bakayım burada mı? Burada. PL11 ve ee, özel bir silikon taktım ucuna. İzolasyon açısından da gerçekten başarılı PL11. Şöyle göstereyim. HyperX Cloud 2 aldım. İdare eder demiş. Hayırlı olsun diyorum. Aleyküm selam demiş. Hoş geldin. Mehmetov Azerbaycanlı kardeşimiz. Şimdi, e, nerede kalmıştık? Üst-orta sesler 2 kHz ve 4 kHz arası, aralığıdır. Bu aralığın fazla arttırılması dinleyicide rahatsızlık yaratır. Bebek ağlaması bu aralıktadır ve genelde kimse bebek ağlama sesini sevmez. Niye bebek ağlama sesini bu aralığa koymuşlar? Bence bu birazcık abartı olmuş. Bebek ağlama sesi o kadar yankılı mı? He, aklıma bu arada şu son şeyi de okuyayım parlaklık 4 kHz ve 6 kHz aralığıdır. Şarkımızın daha net ve önde duyulmasını bu aralıktan ayarlarız. 5 kHz'da 5 dB'lik bir artış şarkının tümünde 3 desibel'lik bir gain artışı sağlar. 5 da gain'i kısarsak şarkımız daha uzaktan geliyormuş gibi his yaratır. 5 kHz Dikkat edin bu 5 kHz'a yani e, orta tiz dinliyor Beşiktaş'a. Bu notları zaten videonun altında paylaşacağım. Şimdi oyuncu arkadaşlarımızla düşünüyorum ve o yüzden e, sizlere aklımda olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi oyunlarda ayak seslerini e, iyi duymak isteyen arkadaşlar var. E, ayak seslerini e, önceden almak isteyen ve bu konuda sürekli equalizer ile oynayan arkadaşlar var. Şimdi ayak seslerini iyi bir şekilde duyabilmek için 500 hz ile 1.5-2 kHz arasını iyi ayarlamanız gerek. Normalde açık alanda oyun içerisinde açık alanda bir karakter yürüdüğü zaman 500, -500 hz ile 1 kHz arası frekans aralığında ses bize yansır. Ama bir koridorda ya da bir kapalı alanda yankı yapılabil yapılabilen yankılanan bir alanda bu 1 kHz'dan daha yüksek frekanslara çıkabiliyor. Yani siz eğer oyunda ayak seslerini daha planda duymak istiyorsanız tamam ayak seslerini arttırdığınızda aynı zamanda diyalog sesleri de artmış olacak onu da söyleyeyim. Şu gördüğünüz dördüncü çizgiyi birazcık yukarıya taşıyorsunuz. 3 ve 4'ü birazcık yukarıya taşıyorsunuz. Ve 5. çizgiyi de çok fazla arttırmayın birazcık arttırabilirsiniz. Yani şu 3 3 işiniz ayak seslerini arttırmak istiyorsanız equalizer ayarı im, ayar imkanı sunuyorsa kulaklığınız ya da ses kartınız bu şekilde şu 3 kısma dikkat edin derim. Sağ olun ben gittim. Hoşça kal. onun dışında ile alakalı aklınıza takılan bir nokta var mı? Elimden geldiğince e, anlatmaya çalıştım. Eğer elektronik müzik dinliyorsanız bakalım burada e, tekno demiş. Tekno şeyini e, ayarını kullanabilirsiniz. Tabii e, duymak istediğiniz elektronik seslerin canlılığını da arttırabilirsiniz. Ben genelde şu e, 3 kilo art dediği noktayı birazcık arttırırım. 6'yı da birazcık arttırırım. Çok değil. Ve e, basa e, dip basa değil de hani daha mid'e yakın kısımları şu 2, 3 ve 4. çizgiyi birazcık arttırırım. Ama diyorsanız ki ben e, Enya, Enigma gibi grupları çok seviyorum. Nivench dinlemek istiyorum. E, bu bağlamda yapacağınız şey ortadaki Equalizer ayarını e, ayarlamak olacaktır yani mid range kısmıyla upper mid range dediğimiz kısmı ayarlamak olacaktır. Şu 1 kilo arslık kısmı yukarıya kaldırabilirsiniz. Onun dışında 600 arslık kısmı yukarıya kaldırabilirsiniz. Birazcık bu fonda gelen elektronik sesleri, tınıları daha net almanızı, vokal sesleri daha iyi almanızı sağlayacaktır. Birazcık da hani tüylerim diken diken olsun diyorsanız şu iki kısma dikkat edebilirsiniz. Şimdi rock metal türevlerinde müzik dinliyorsanız işiniz birazcık da şu daha üst kısımlara, daha tepe oktav dediğimiz kısımlara çıkan 6, 12, 14, 16k dediğimiz noktalarda başlıyor. Buralarda elektronik gitarın tınılarını daha da uygun, daha sıcak alabilirsiniz. Onun dışında davulun zil seslerini daha sıcak alabilirsiniz. Bu kısımlarda arttırım yaparak, dinleyerek bilakis sürekli test edin. Yani equalizer ayarını bir anda size uygun olan ayarı, kulaklığınızın karakterine, müziğin karakterine uygun olan ayarı bir anda yakalamak mümkün değil. Deneyerek bu bilgileri bir kez daha süzgecinizden geçirerek uygularsanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ee, şunu da unutmayın ee, genelde ekstra özellikler vardır işte e, sese derinlik katacak 3 boyutlu özellikleri aktif etmek vardır ne bileyim e, DSP'yi devreye sokarsın bir sürü bir sürü farklı farklı sese e, bass boost gibi ya da dolby gibi ekstra e, nasıl desem özellik katabilecek ...yazılımlar ya da... E, ...ayarlar vardır. Ben bunları sevmiyorum. Mesela çok fazla kurcalamam bunları. Çünkü sesin doğallığını etkiliyor. E, sesin doğallığını etkiledikten sonra... E, ...ben o yapaylıktan keyif alamam. Ama dinlediğim müziklere bir parça eko koyarım. E, neden? Çünkü e, dinlediğim parça... ...birazcık da gaypten geliyormuş gibi bir his uyandırır. E, çok azıcık geriden gelmesi... E, ...hafif yankılı olması benim hoşuma gider. E, böyle birazcık da nasıl desem... ...sanki kapalı bir alanda konser alanındaymış gibi... ...hissetmemi sağlar. O açıdan... E, ...ayarları yaparken mümkün mertebe... ...şey yapın... ...ekstra... ...şeyleri aktif etmeyin. Çok da fazla kurcalamayın. Şimdi Kobon 3 var elimde. Oradaki bazı şeyler var sadece bilgisayar üzerinden değil de kullandığım cihaz üzerinden de örnek vereyim sizlere. Bir tane ayar var. Kovan'da 3'te birkaç tane ayar var. Onların sesini gibi etkide bulunduğunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Hemen açıyorum. Buradan equalizer'ı. Şimdi 3D Surround diye bir şey var. Önceki videolarımda da zaten bu me equalizer menüsünü beni takip edenler az çok görmüştür. Şurada BB diye bir seçenek var. Birazcık da tiz seslere, zil seslerine canlılık katıyor. Bu arada en alt kısımda bulunan MP -NH olması lazım. Enhance Enhance mı? Okuyamadım. Kayboldu. Reverb var. Ee, bu da reverb eklediğiniz zaman e, sesin e, daha yankılı, daha böyle e, nasıl desem geriden gelmesini sağlıyor. 3D Surround özelliğinden bahsedeyim. Ee, diğer açılımları bir gün gösteririm. Kısaltmışlar. Ben de çok kurcalamadım açıkçası. Ee, bu gibi özellikleri çok fazla devreye sokmuyorum çünkü e, sesin özelliğini etkiliyor. Şimdi e, sesin 3 boyutlu bir şekilde gelebilmesi için 7.1 kanal kulaklık kullanmanız gerekiyor. Şimdi Kavon Jüste ben 7.1 kanal kulaklık e, kullanamıyorum. Genelde bilgisayarda USB üzerinden şu an mesela kullandığım e, Razer Meno var, 7.1 destekli bir kulaklık. Bunu kendi programımda Dolby THX özelliklerini aktif ederek kullanabiliyorum. Bu rahatlığa sahibim ama hani mobil bir şekilde ilerlerken 7.1 kanalı kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum? Çünkü müzik dinlerken stereo'ya o kadar çok alıştım ki sağdan soldan gelmesine. Aklımı da karıştırmıyor yolda yürürken. Yani böyle de bir dezan avantajı var 7.1 kanalın. Onu da belirtmek isterim. Bu arada soracağınız sorular varsa onlara da cevap vermeye çalışayım. Sünger kulak ucu düşünüyorum demiş. Onur. Yusuf selam demiş. Biri ben gittim demiş için var mıdır? Bir de uz uzayan bas nasıl elde ederiz? Uzayan bas mı? Basın daha derinden gelmesini mi istiyorsun? İşte Eko ya da reverb e, özelliklerinin olduğu bir e, plugin ya da bir eklentiyle ya da nasıl desem, kullandığın cihazın özelliğine, özelliğinde illaki vardır. Ama hani çok da sağlıklı olmayabilir. Öyle söyleyeyim. Bas... Takgüm diye vurulduğu zaman çok daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar elimden geldiğince anlattım. Ee, Görünen o ki ee, başka soru yok. Notu da bu videonun altında paylaşacağım. Oradan okuyarak e, kafanızda daha netleştirebilirsiniz ekol ayarlarını. E... Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Z1 ve ZX100 kullanıyorum. Bende Xperia Z2 var. LG G5 vardı. Onu gönderdim. Bekliyorum. 2017'de çıkacak bir çıkacak güzel bir telefon almayı bekliyorum. Açıkçası. Ama bir açıdan da gönlüm HTC 10'da. HTC 10 denedim. Ses kalitesi bakımından çok başarılıydı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük de videomun sonuna geliyorum. Çünkü anlatacaklarım bu kadardı. Varsa canlı yayın önerileriniz, farklı konular. Onlara da parmak basabiliriz ilerleyen günlerde. Size de ufak bir sürprizim var. 2017'de beklediğin bir film var mı? Alien filmini bekliyorum açıkçası. Aynen biraz sohbet edebiliriz. Yeni mi gelmişti? <laughs> ya bu yayını tekrar izleyebilirsin ama bir 5 dakika daha sohbet edebiliriz arkadaşlar. Kapatmayayım arkadaş yeni gelmiş. Yani 2017'de beklediğim filmler arasında Alien var. Ee, bir film daha vardı. Ghost in the Shell. Aynen. Bu filmi de çok merak ediyorum. Eğer bakmak isterseniz e, mutlaka trailerını izleyin arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti yani. Öyle söyleyeyim size. Ha, bu kadına zaten bayılıyorum. Elf kızı gibi çıkmış. <laughs> 2017'de beklediğim filmler bunlar. Ha, film demişken... Film izlerken Equalizer ayarlarını nasıl yapmamız gerekir, ne yapmamız gerekir diye düşünebilirsiniz. <laughs> Size çok güzel bir önerim var. Geceleri şu orta kısımları birazcık yükseltin. Çünkü yukarıya ya da komşularınızda çok fazla ses gelmesini istemiyorsanız, vokali duymak istiyorsanız. Birazcık bas ve tiz sesleri biraz kısabilir. Şu orta kısmı... 2-3 diş daha yüksek tutabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz bazen patlama oluyor, yan taraftan komşu duyuyor, o açıdan iyi olmayabiliyor. Ama sabahları şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Rak seçeneğini seçip birazcık daha şunları yükseltebilirsiniz. Birazcık da sizin duyma şeklinize bağlı. Ben Fonda kalan sesleri çok severim mesela. Bilim kurgu filmleri izlemeyi sevdiğim için. 600, bir ve 3. Yani 3 kHz, 1 kHz ve 600 Hz'lık kısımları biraz daha arttırırım ki fondaki sesleri daha iyi duyayım. Kulak içi kulaklığımın mikrofonunu bilgisayarda nasıl kullanırım? Ali nasıl kullanırsın? Şimdi o 3 girişli olduğu için o 3 girişten bir tanesi mikrofonu temsil ediyor. Onu ikiye ayırabileceğin bir e, adaptör alarak Kadıköy'de satılıyordu. 2-3 lira bir şeydi. Hangi tür filmleri severim? Bilim kurgu, bilim kurgu, fantastik filmler. Macera türünde. Onun dışında çok fazla tür sevmem yani bilim kurgu genelde. Yapay zeka en favori filmlerimden bir tanesidir. Ee, fantastik filmlerde de işte Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter ee, en son çıkan bir film vardı. Gizemli yaratıklar. Onu da çok sevdim. Pel 11'i Türkiye'den alabileceğiniz bir yer yok. Bir tek bende var diyormuşum <laughs> Pel 11. Yine gösteriyorum. Doların yükselişi ile ilgili canlı yayın olabilir mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten içim cız ediyor şu doların yükselişi olayına. Yani AliExpress'ten alışveriş yapıyordum farkındaysanız. Dolar yükseldiğinden beri alışverişi bıraktım yani. Çok yükseldi abi. Türk Türk lirasının değeri kalmadı resmen ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kendi paramız... Ya kendi paramızda <laughs> hiçbir şey yapamıyoruz ya resmen. Tamam da 3 çıkış dediğim 3 çizgiden bahsediyorum. Kulaklığın ucundaki 3 çizgiden bahsediyorum. Onu iki ayırabileceğim bir adaptör olması lazım. Bende adaptör var. Şimdi yakınımda olsa sana gösterirdim. Dolar uçuyor, biz de uçuyoruz açıkçası öyle söyleyeyim. Bilgisayar toplayamazsınız, çok pahalı. 3 boğum evet. Onu ikiye onu iki ayırabileceğim bir adaptör alman lazım. Bak genelde laptoplarda kullanırlar. Öyle söyleyeyim sana. Ee, dur ya ben sana bulup linki atayım. Bu bu videonun altında bulduğumda atarım ben sana. Tamam? Şimdi e, sayfaları kurcalamayalım pek. Valla onun dışında arkadaşlar dizilere sardım bu aralar. Bir de bir oyuna sardım. Sürpriz bir oyun yayını gelebilir. Bilmiyorum MMORPG seviyor musunuz? Böyle açık bir dünyada koşturup ejderhanın üzerine binip böyle gökyüzünde süzülmeyi seviyorsanız çok güzel bir oyun buldum. O oyunu oynayacağım. Onu da göstereceğim. Normalde biliyorsunuz... Normalde oyun yayını falan yapmıyorum ama bu oyun özel bir oyun. Dolar canlı yayını olur mu abi? Ya doların dolara ne diyebilirim ki Aziz Can? Yani çok fazla bilgim olsa böyle ekonomi okumuş olsam bir şekilde analiz ederim ama zaten gidişatın o yönde iyi olmadığını biliyoruz. Yani herkes elindeki doları bozdursa bile odalar düşmeyecek bir noktada. Ya ne yapayım arada canım sıkılıyor oyun oynamak istiyorum. Hearthstone oynuyordum. Hearthstone'da artık sarmıyor. Tiberium mu? 2-3 gün önce Tiberium'u oynadım. 2-3 gün önce Tiberium oynadım ya. Red Alert 2 hayranıyım bu arada. Bakalım. Eee şurada CD'si var mı? Ben Red Alert 1, Red Alert 2 çok seviyorum ya. Öyle böyle değil. Çok teşekkür ederim. Rixing. En iyi ses işleyicisi hangisidir? Yerleşik. Wasabi versus Direct Sound demiş. Ben zaten Down Pod kullanıyorum şu an fark ettiyseniz. Şuradan göstereyim. Ee, neredeydi? Şu an Down kullanıyorum zaten. Down'u çok seviyorum. Hem hızlı hem de takılma donma gibi problem olmuyor. Ee, Blackest Down pot Player'ı test etmiştim. 4K videoyu Windows Media Player ya da e, KM Player gibi e, oynatıcılarda denedim. Bazen takılıyordu. E, özellikle böyle düşük güce sahip bir işlemci denemiştim. Ama Daum Pot Player'da hiç takılmadı. Gerçekten hiç takılmadı. O yüzden e, kendimi bildiğim bileli Daum kullanıyorum. Donun Haber'de test yaparken e, bu programı kullanırdım hep. Ya temalarla oynamayı seviyorum ya. Böyle farklı farklı temalar var. İlginç ilginç özellikler var. Bu da güzel mesela. Ya player önemli benim için. Ya bunu, bunun dışında ses kartı almak isterseniz. Valla ses kartına çok da fazla yatırım yapmayın bence. E, dijital olarak USB üzerinden e, sağlam bir kulaklığa yönelin. Yani şu an ben Razer Manowar kullanıyorum. Benim çok işimi görüyor. Asus STX2 ses kartım var bu arada. Ses kısmında ses işleyicisi var. Bakalım yani... Bu arada Dolby ProLogic 2 24 bit yaptım. Daha kaliteli ses gelsin diye. Flek kalitede parçalar oynatıyorum genelde. Benim hoşuma gidiyor. E şimdi buradan Razer kullandığım için e, otoda kalması daha iyi. İkinci renderer. Aktif edelim bakalım ne kadar fark var. Downpod player ile alakalı ee, aslında kapsamlı bir video mu yapsak? Şimdi ayarlara bakınca çok fazla seçenek var. Ee, üzerinde hepsinin duramayabiliriz. Bu kristalize olayının e, da üzerinde durmak gerek. Ee, noise reduction var. Ee, gürültü önleme teknolojisinden bahsetmek gerek. Bunların hepsini aslında kapsamlı bir şekilde ee, bir videoda değinebiliriz ya beraber hep beraber Şimdi çünkü konseptin dışına çıkmış olur ecolizer ayarlarına girdim Kafa şu an kaldırmıyor <laughs> Bir de çok da fazla dediğim gibi e, Doğallığından Ödün vermemek için Kurcalamıyorum şeyleri ayarları Her şey de böyle yani Daum da Windows player'da ya da telefonda her şeyde ne olursa olsun. Humans dizisini. izlemedim ama bakarım. Ee, en son izlediğim diziler arasında size söyleyeyim. Falling Water var. Ee, Westworld var. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Humans nasılmış? Drama. Bakarım. Bilim kurgu. izlerim. Önerin için teşekkür ediyorum. Bu arada... E, yayınımızın sonuna gelelim ufaktan arkadaşlar. Ben de... E, size... 2016 ile alakalı... Çok güzel bir konu hazırladım. Teknoloji ile alakalı bir konu hazırladım. Yarın vakit olursa... Sağlığımız... ...yerinde olursa o videoyu yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü sesim yavaştan gitmeye başladı. Ee, takip ettiğiniz ve... E, ...güzel güzel sohbet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine e, bu hafta internet yavaş olduğu için... ...videolar izlenme kısmında geride kaldı. E, mümkün mertebe incelediğim... ...videoları paylaşırsanız ve destek olursanız çok makbule geçer. Hepinize şimdiden huzurlu geceler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın ne zaman mı olur demiş bir dakika. Yarın haber veririm ona göre. Facebook sayfasını takip etmeye devam edin. Oradan bildiririm. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgide kalın.